23 Nisan gece yarısı Belçika'da bulunan Medya Haber, Sterk TV stüdyolarına ve sabah saatlerinde eş zamanlı İstanbul, Ankara ve Urfa'da özgür basın çalışanlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiştir. İstanbul'da yapılan ev baskınlarında Mezopotamya Ajansı, MA muhabiri Esra Solindal, Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Enes Sezgin ile özgür basın emekçileri Saliha Aras, Yeşim Alıcı, Beste Argat, Balcı Şirin Ermiş ve gazeteci Erdoğan Alamuyut gözaltına alındı. Ankara'da yapılan ev baskınında MA muhabiri Mehmet Aslan, Urfa'da yapılan ev baskınında ise MA eski muhabiri Doğan Kaynak olmak üzere toplamda 9 basın emekçisi gözaltına alınmıştır. Avrupa'nın göbeğinde yaklaşık 200 polis ile teknik ekipmanları el koyularak kabloların kesilerek yayının durdurulduğu bu hukuksuz ve yasa dışı operasyonun hedefini kısmak olduğu açıktır. Öte yandan İstanbul, Ankara ve Urfa'da yapılan gözaltı saldırılarının Türkiye'nin Irak ve Erbil ziyaretleri sonrasında yaşanmış olması oldukça manidardır. 22 Nisan Kürt gazetecilik gününün ertesinde özgür basına ve Kürt halkına yönelik bu saldırı ve operasyonlar seçimlerden ikinci parti olarak çıkan AKP'nin ve saray rejiminin seçim sonuçlarını hazmedememesi ve intikam alması olarak okunmaktadır. 31 Mart günü seçim sonuçları doğrultusunda Türkiye halklarının sandıkta verdiği demokrasi, çözüm ve barış mesajlarının doğru okunarak bu haksız ve hukuksuz saldırılara bir son verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Özgür ve muhalif basınla her dayanışma içerisinde olacağımızı belirterek gözaltına alınan basın emekçilerinin bir an önce serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. DEM Parti Dersim İl Örgütü.